Vahdet-i vücut, yani yaratanla yaratılanın tek ve bir olduğunu savunan bir görüş var. Tasavvuftaki vahdet-i vücut anlayışının Kabala'da yeri var mı? Tabii Kabada da yeri var. Kabada dvekut diye geçer. Yerdana tutunmak olarak bilinir. Yerdanla tek beden, tek vücut olmak, yerdanın ihsa etme ve sevgi niteliğiyle yerdana tutunmak demek. Yani yerdan ve yaratılan arasındaki ortak bağ ve nitelikleri temsil eder. O yüzden tek beden, tek vücut olmak dışarıda farklı yorumlanabilir. Ama yerdana tutunmak demek onun niteliklerine ihsan etme ve sevgi. Bu niteliklere tutunmak demek. Bir de tasavvufta 7 nefis mertebesi var. Bu ilk basamak emmare diye geçiyor ve son basamak da kamile şeklinde. Ve bunlar bir sırayla ilerliyorlar. Yani nefsin en baya halinden daha saf haline doğru ilerleyişinin basamakları olarak geçiyor. Bunun Kabala'da bir karşılığı var mı? Tabii, tabii olmaz olur mu? Zaten bunların hepsi Kabala ilminden geliyor. Çünkü Kabala ilmi biliyorsun Adem peygamberden geliyor. Ve o zamandan beri de hatta İbrahim'in yazılarında da sefirotlardan bahsederler. Tüm yaratılış 10 sefirottan ibaret. İlk üçü Keter, Hohma, Bina, Gar dediğimiz kısım. Onlar yerdana ait bölümler. Dolayısıyla ıslaha ihtiyacı yok. Alt 7 Zerampin ve Malhut olarak bilinir. Zerampin 6 Sefira, Malhut 7.'si. Malhut en bayağı alma arzusu olarak bilinir. O yüzden Malhut'u Bina dediğimiz ihsa etme seviyesine çıkarmamız 7 basamak. Oradan kaynaklanıyor. Tasavvufta dervişin manevi yolculuğuyla ilgili olan 4 kapı, 40 makamdan bahsedilir. Ayrıca Muhammed'in 40 yaşında peygamber olması, işte Musa'nın 40 yıl çölde kalması gibi anekdotlar da vardır. Nedir bu 40 meselesi? 40 bina seviyesini yani ihsa etme niteliğini temsil eder. Elbette bu bir yaş değildir, bu bir seviyedir. Tam bir bayağılık seviyesi, direkt işin 4 safhasında da öğrendiğimiz gibi kök 1, 2, 3, 4 diye gelişir. Kişinin tüm alma arzusunun üzerine ihsa etme niteliğiyle yükselmesine 40 rakamı verilir. Çünkü her bayağılık seviyesinde 10 sefirot vardır. O yüzden 4 kere 10, 40 diye bilinir. Yolun yarısı olarak da bilinir. O yüzden M harfi aynı zamanda İbranice'de alfabede biliyorsun İbranice alfabe Adem peygamberden geliyor. Adem peygamberin yaptığı. O yüzden M harfi alfabenin tam ortasındadır. Çünkü A, M, T diye gider. Yani ilk harfi, orta harfi, son harfi. O yüzden yolun yarısı Mem. O yüzden 40 aynı zamanda M harfini sembolize eder. Çünkü İbranice'de her harfin bir de rakamsal değeri vardır. Mem dediğimiz M harfi de 40 değeridir. Şimdi verdiğiniz cevaplardan da öyle anlaşılıyor. Baktığımızda tasavvuf ve kabala birbirine çok benzer iki ilim gibi. Yaradan'a ulaşmak içinse tek bir yol ve kabala, bunun kabala olduğunu söylüyorsunuz. Bu iki ilim bu kadar benzerken nasıl oluyor da sadece kabala yaradana ulaşmanın tek yolu oluyor? Yani tasavvuf çalışan biri yaradana ulaşamaz mı? Ulaşır ulaşır. Burada Kabala ilminden bahsederken insan sevgisinden yerden sevgisine gelmek için uygulanan bir metoddan bahsediyoruz. O yüzden kafamız şeye takılmasın, terminolojiye. Burada önemli olan şey uygulanılan metod. Kabala ilmi derken ben bir metoddan bahsediyorum. Bu metodda kişinin kendisine olan sevgisi ya da egoizminden, bencilliğinden sıyrılıp ihsan etme seviyesine yükselmesinin metodu. Bu da maneviyatta yükselmek. O yüzden 40 yaşından falan bahsettiğimiz koşul bu çölde 40 yıl geçirmeleri vesaire. Yani hepsi belli bir seviyeye yükselmeyi ima ediyor. Dolayısıyla çalışmayı doğru yapan kişi adı önemli değil. Önemli olan çalışmayı doğru yapan. Benim anladığım şu, doğru mudur onu sormak istiyorum. Metodun adının bir önemi yok ama uygulama şekli ve metodun kendisinin önemi daha çok galiba, değil mi? Tabii yani metodun uygulaması önemli. Çünkü herhangi bir isim verebilirsiniz ama uygulama yanlış yapılıyorsa ya da kabala ilmini bile yanlış uyguluyorsa birisi ama ben kabala çalışıyorum diyor ise o pek gerçekçi değil. O yüzden metodu doğru bir şekilde uygulamak önemli burada. Yani çalışmanın doğru bir şekilde uygulanması önemli. Doğru bir şekilde uygulanmazsa gördüğünüz gibi sokaktaki koşullar olur.